mazi sigasıyla kullanıyor Yasin'de, gerçekleşecek demektir. Çünkü tamam, hamelna bindirdik diyor yani. Bin hamelna zurriyetahum fil fulkil meşhun. Fulk dediği uzayda giden gemidir. Şey dediğimiz gemi ise yani orada cinler ve şeytanların da yaşadıkları, oradan gelen bilgilere müdahale ettikleri, insanların astral bedenlerinin dönüştürüleceği, çünkü ölüleri dirilttiğine göre bir uzay gemisine binecek insanların zaten şunu söylüyorlar: bu biyolojik insan neslinin sonu. Dolayısıyla o gemidekilerin kimera mı olacak? Çünkü diyor ki bu acaba bütün o sıptlardan gelenlerin dışında eskiler de diriltilip yüklenecekse, bunlar diyorlar ki biz beyninin de backup'ını alacağız, genlerini de kopyalayıp. Demek ki herkesi bindirip götürecekleri bir dünya yok. Hayır, yani bu Hazreti Nuh tufanı nasıl ondan önceki mesela ana rahminden çok varlıklar istifade ediyordu. Ben şimdi bunu söyleyeyim, nasıl anlattım bilmiyorum. Bir kadının rahminden cin de, iblis de istifade ediyordu. Ve bunlar zahir görülen varlıklardı. Yani mesela gigikler dediğim, anonikler dediğim varlıklar yine kadının doğurduğu ama cinden doğurduğu, şeytandan, iblisten. Veya diyelim ki işte o şey dediğimiz hobbit diyoruz. Hani Hazreti Adem ile birlikte yeryüzüne indirilmiş varlıklar da vardı. Hobbit deniliyor bunlar, düşmüş olanlar. Batı düşmüş meleklere inanır. Mesela Harut ve Marut yeryüzündeler mi, gittiler mi? Çünkü onlar yeryüzüne indirdiler. Bir takım sihirli bilgileri insanlığa öğrettiler. Bunun gibi en az 60 tür, bir hadiste karşılaşmıştım, İnsanla birlikte 60 tür yeryüzüne indi. Bunlar daha önce birbirlerinden etkilenip eşleşebiliyorlardı. Yani bir şekilde katırla atı bir araya getirdiğinden katır doğabiliyordu. Bir şey çıkıyordu, bir tür çıkabiliyordu. Sonra bu Nuh tufanı ile birlikte kesildi ve Nuh'tan önce var olan bu tür doğum yapabilecek bütün varlıklar imha edildi. Sadece 3 kadın alındı Hazreti Nuh'un gemisine. Bunlar da ancak erkeğinden, yani insandan. Döllenebilecek varlıklardı. Evet. O yüzden Hazreti Nuh'un karısı bile alınmadı. Çünkü o da o cinstendi. Yani Goliath doğurabilecek kadınların tamamını imha etti. Bu bir yeni versiyondu. İnsanlık safhasıydı. Burada yani Yasin suresinde işaret edilen ve hamelna zurriyeten fil fulkil meşhun, bu meşhun dediğimiz yağ demektir ama yeryüzünün yaşama standartının, yaşam şartlarının içine konulduğu bir gemide sizi taşımadık mı diyor. Ve hamelna zurriyeten fil fulkil meşhun, yani biz dileseydik sizi batırırdık, yani gittiğiniz yere vardırmazdık. Demek ki gitmek istedikleri yere vardıracak insanı. Sonra insan orada yeniden koloniler kuracak mı? Yeniden bir dünya inşa edecek mi? Yeni bir Adem şeyi mi başlayacak, macerası mı? Ben onu bilmiyorum. Ama sonrası helak olacak. Evet, sonrası helak olacak. Metaverse'e bağlarsanız bunu. Şimdi metaverse senaryosu bu yönde, bana kalırsa tarihin en kritik anlarından birinde bulunuyoruz. Bu kırılma noktasıdır. İnsanlık yeni bir evreye geçişin eşiğinde. Bu devrimler bazen bir çırpıda olur, bazen ki bu ben uzun bir çırpıda olur gerçekleşeceğinden emin 5-6 değilim. 5-6 senede oluyor abi, çağlar atlatıyor 5-6 senede. Zaten 2025'e kadar bunlar bu birinci süreci tamamlayacaklarını düşünüyorlardı. Ben bu tecrübenin bir kenarda duracağını ama bekletileceğini diyorsunuz aslında. Yani tekrar başarısızlığa uğrayacaklarını. Kesin. Daha sonra yeni bir dünya düzeni kurulacağını, yani adaletten, barıştan, hürriyetten yana. Siz 2025'i referans ederek söylüyorsunuz, evet, bunları. Evet, yani bir yeni dünya düzeninden sonra yeni bir ifsat hareketi gelişecek. Yani bu 2083. Bu bilgileri biz unutmayacağız. Ben bu bilgilerin hepsi yanlıştır demiyorum. Bunların hepsinin çok kontrollü bir şekilde dini, ahlakı, hukuku olacaksa kontrol edilebilir, yönetilebilir bir şekilde hayatımızda alanlar açabileceğini ve hatta kolaylaştırabileceğini hayatını düşünüyorum. Ama şu anki bu işin liderleri varmak istedikleri nokta tamamen şeytani bir plan olarak. Şimdi tabii yine bu Hristiyanların magazininden gidecek olursak, diyor ki aynı zamanda Metaverse diyor elmanın kendisidir. Adem'le Havva'ya yedirdikleri gibi sahte bir cennetle insanları kandıracaklar. Bu elmanın kendisidir. Başka bir yere geçti. Geçtiği anda yeni bir şeylerle karşılaşıyoruz.
Sosyal hayat başka oldu. Para sistemi başka oldu. Kesin. Sizlerle konuşacağım konu şu anda şu. Yeni bir inanç sistemi de geliyor. Hani diyor ya orada da. Tabii kendi, Scientologist... bak, çok güzel söylüyor ya adam. Onu yine isterseniz ekrana verip bir son kelimesini okuyalım. 16 numarayı bir verirseniz ondan referans alarak gidelim. Bir geliyor mu 16 numara? Zaten Hristiyanlarda bir Scientologist. Bir de buraya alalım arkadaşlar. Yani bu anlamda evet. Da yeni bir... Yani Ahmer İnam'ın söylediği sınırsız bir sanal dünyada yöneten ve uygulayan varlık kim? Yani İlginç. Diyor ki Tanrı kim diyor aslında. Buranın bir de bir tanrısı Tanrı olsun. Onun o daha önceki senaryolara göre performans pasınızda o uyum birincisi sisteme performans uyum. Pas derken neyi kastettiğinizi de söyleyin. Ya yeni dünyanın iki tane pasportu var. Bir genetik yapınızın kodlandığı işte HES koduyla şu anda girdiğiniz sağlık evet. Karnesi. Siz kimera mısınız? Yoksa işte insan mısınız? Nesiniz siz? Seaborg müsünüz? Sizin bir öyle kimlik bir kartınız yani. Oluyor. Bu kimlik bir kartı diyor. Bir de diğerleriyle olan ilişkilerinizde hiyerarşinizi belirleyen ve sizin gelişiminizi evriminizi aynı zamanda. Evet. Ama burada en alttan en yukarıya çıkabiliyorsunuz. İşte onu gösteren şey bütün mülkiyetiniz, mülkiyet yok, intifaınız var, kullandıklarınız ve edinimleriniz, kazanımlarınız hepsi bu pasportta var. Ve buradaki pas işte bir tepede, ondan sonra 7 tepede, ondan sonra 40'lar gibi gidiyor. Ondan sonra lokal ya da değişik tanımlanmış sektörel buradaki liderlikler. Buradaki 7'yi herkes aklında tutsun, biraz sonra başka yere bağlayacağız. Bir liderlikler sistemi olacak. Buraya çıkabilirsiniz ve düşebilirsiniz. Ve bu özellikle 40 ve üstü tanrılar. Evet. O tanrılar her şeyden bilgi sahibi olabilir. Yani buradaki varlık derken tekil konuşurken siz çoğul konuştunuz. O çoğulun hizmetlerinin üstünde bir tekil vardır. Ve yani bir kişi evet. Var sonuçta. Yani tek tanrı yok burada. Tanrılar yani bu mitolojik tanrılar gibi. İşte burada tekrar o bir olan ana gücün şifresini yani Biden nükleer şifreyi bileğinde taşıyor. O öldürebiliyor, diriltebiliyor. Yani o şeytan burada ve o görevden alınamayacak. Yani pasportu yok. O kayıtsız şartsız bir lider. Evrenin hakimi. Evrenin ulu, onun da hakimi bu. Yani böyle bir satanist senaryo var. Ve bunun şu anda nasıl kurgulanacağı konusunda tanrılar arası bir savaş var. Yani tanrı adayları arasında bir savaş var. Tanrı seçilmiş ama değil. İla nihaya gitmeyecek. Çünkü gitmeyecek birkaç işte ayette ben, diyor ki bu o sadece bir gururdur diyorum. Diyor yani. Evet. Bu sadece bir gurur. Ara aldatmacadır. Bir süreliğine varmış gibi görünmektir diyor. Şimdi mesela ben basit bir şey söylüyorum. Her şey bu dünya üzerinde kurgulanıyor değil mi? Tabii. Bu dünyanın ömrü kalmadı ki. Ben size ebediyet veriyorum ama... Yani Allah daha iyisinden doğrusunu Allah bilir. 1225-27'lerden itibaren dünyanın senin altında ufak ufak parçalandığını göreceksin. Nerede metaverse'i kuracaksın? Halbuki Allah'ın vaat ettiği metaverse cennet bu evrenin bütününde. Kainat. Kainat. Evet. Yani evren. Yani bu iblisin bir sanal aldatmacası. Ben şeyi çok sevdim. Yani çok güzel zihnimde acayip bir şey açtı. Bu gerçekten gerçekten elmadır. Yani şu anda insanoğluna bir yalancı elma veriyor. Zaten aslında Hazreti Adem ile Havva'nın aldanması hikayesini gördüğünüz zaman orada da bir keyfe aldanma var. Crysis yani. Magazine'e evet. Atıfta bulunuyorsunuz. Evet. Yani evet. Dolayısıyla yani evet bu bir elmadır. Bizi yeniden haz üzerinden vuracaklar. Eğlence ve keyif üzerinden vuracaklar. Yani tattı çok lezzetli dedi. Sen de tat dedi Adem'e ve o da tattı. Dünya birlikte, oyun ve evet. Eğlence yeri değildir. Orada oyun ve eğlence yeridir diyoruz. Evet. Siz öyle zannettiniz anlamında. Ha, ayet burası öyle diyor. Tam bir oyun ve eğlence. Ve her şeye muktedir olduğunu zannettiğin ama aslında senin beynini de birilerinin modellediği, şimdi, sildiği, yüklediği. Yani buradan şu mu çıkıyor abi? Şimdi böyle bir sistem kuruldu.
Şimdi herkes iyi veya kötü, herkes dediğimiz siz girersiniz girmezsiniz ama X giriciler oran olarak çok olacak. %90. Yani bir baktık ki araziler satıldı. Hani bugün Bitcoin ilk çıktığında hatırlasanız millet bu nedir derken şimdi Bitcoin olmuş 600 bin TL filan vesaire vesaire. Şimdi şunu söylemek istiyorum. İnsanlar buraya bir şekilde ilkin bir deneyelim diye aynı Facebook'a girdikleri gibi. Hayır, Black Web'e girdikleri gibi. Facebook değil, burası başka bir. Yok, şeyi anlatıyorum. Basit anlatmaya çalışmak için söyledim. Yoksa derin tarafını